Merhaba arkadaşlar, ikinci ünite tekrar soruları çözelim bugün biraz. Birinci sorumuzda yukarıdaki yüzücüler yerlerine geçip yarışma yapacaktır. Yerlerine geçerken en büyük sayı en başa, yani bir numaralı yere, en küçük sayı beş numaralı yere geçecektir. Yüzücüler nasıl doldurulursa doğru olur kutuların içerisine diye soruyor bize en büyük ve en küçük sayıyı bulmak için hatırlayın arkadaşlar. Verilen sayılar kökün içerisine atılmalı. Ancak bu şekilde sıralama yapabiliyorduk. 5 kök 7'yi kökün içine atarsak kök 175 diye girecektir. 5 kere 5 25 ve içerideki 7 ile çarpılıyor. Hatırlayın. 7 kök 5, 7 kere 7 49 çarpı 5'ten 245. 6 kök 6, kök 216. 8 kök 3, kök 192, 4 kök 11, kök 176 şeklinde yazılabilir. Bunları büyükten küçüğe doğru kutuların içerisine yerleştirdiğimiz zaman en büyük olan kök 245 ile başlarız yani B ile başlarız. Sonra kök 216 yani C, sonra kök 192 yani D, sonra kök 176 yani E ve en sona da kök 175 yani A gelecek şekilde sıralanabilirler. C şıkkında da bu sıralamayı görebiliyoruz arkadaşlar. İkinci sorumuzda mavi sayılar karekök dışına çıkabilen tam kare sayılar olarak isimlendiriliyor. Siyah sayılar karekök dışına çıkamayan tam kare sayılar olarak isimlendiriliyor. Buna göre kutuların içerisinde belirtilen sayılar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Mavi sayılara baktığımızda kökün içerisinde yazan sayılar tam kare sayılar olacak. Dolayısıyla kökten dışarı çıkabilecekler. Burada olayı engelleyen ne var? 72 sayısı var. Diğerleri gerçekten kökün içindekiler tam kare sayılar. Siyah sayılara baktığımızda tam tersi kökten dışarı çıkamayan sayılar olacak. Burada kök 36 engelleyen sayımız. O zaman yapmamız gereken ifade C şıkkındaki ifade. Mavi kutudan siyah bir tane, siyah kutudan da mavi kutuya bir tane gönderilmesi gereken sayı vardır. Doğru cevabımız. Üçüncü sorumuzda bir bilgi vermiş bize arkadaşlar. Hatırlayın verilir bize bu bilgiler demiştik. Yol hız ve zamanın çarpımıyla bulunuyordu. Yukarıda A, B ve C araçları ile bir köprü verilmiştir. Karekök köprüsü. Bu araçların köprüden geçme süreleri veya 1 dakikada aldıkları yollar şekildeki gibidir. Yukarıda gösteriyor. Bir bakalım. A aracı 1 dakikada 4 kök 2 metre giden bir araçmış. Karekök köprüsünün uzunluğu da 80 kök 2 metreymiş. Acaba kaç dakika sürer bu aracın bu köprüyü geçmesi? Tabii ki yol verilmiş, hız verilmiş, dakikayı bulmak istediğimiz zaman ters işlem yapacağız. Yani elimizde 80 kök 2 metrelik bir yol var hız 4 kök 2 metre. Bölme işlemi yaparsak 20 dakikada A aracı bu köprüyü geçecektir. B aracı 1 dakikada 5 kök 2 metre yol alıyor. 80 kök 2'yi 5 kök 2'ye böldüğümüz zaman görüyorsunuz kök 2'ler bunda üstte de altta da birbirini zaten sadeleştiriyor. 80'i 5'e bölersek 16 dakikada da B aracı köprüyü geçecek. Soruda A ve B araçlarının karekök köprüsünden geçme sürelerinin toplamı diye bir şey geçiyor son cümlemizde. O yüzden toplam 36 dakikayı bulduk, onu kenara koyduk. Sorunun son cümlesini tekrar okuyorum. Buna göre diyor, C aracının hızının 2 katı hıza sahip bir araç. Hemen C aracının hızını bulalım, 2 katı hıza sahip aracı da bulalım. C aracı 10 dakikada köprüyü geçen bir araçmış. Yani bize zamanı verilmiş. Yine yol verilmiş. O zaman yolu zamana böleceğiz ki hızını bulalım. Yol köprünün uzunluğu 80 kök 2. Zaman 10 dakikada geçmişti. 80 kök 2'yi 10'a bölersek 8 kök 2 metre bölü dakika bu C aracının hızı. Tamam. C aracının hızının 2 katı sahip, 2 katına sahip bir araç dediği için 8 kök 2, 2 ile çarptım. 16 kök 2 metre bölü dakika hıza sahip bir araç. Yani bu ne demek? 1 dakikada 16 kök 2 metre gidebilen bir araç. Toplam geçme sürelerinin toplamı kadar yol alırsa, toplam süre 36 dakikaydı yani 36 dakika yol alırsa ne kadar ilerler? Bu sefer neyi soruyor? Yolu soruyor. O zaman hızla zamanı çarpacağız. C aracın hızın 2 katı hıza sahip bir araç 16 kök 2 metre bölü dakika hıza sahiptir. Hız bu. Süremiz de... Zamanımız 36 dakika. Çarptığımız zaman 576 kök 2 metre ilerleyeceğini görmüş oluruz. Yine bir karekök sorusu. Dördüncü sorumuzda aşağıda 1, 2 ve 3 numaralı yerler nokta nokta şeklinde boş bırakılmıştır diyor arkadaşlar. 1. X bir şey olmalıdır diyor. Kaç olmalıdır diyor. Ona bakacağız. X çarpı kök 1 çarpı kök 2 çarpı kök 3 çarpı nokta 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 çarpı kök 10 işleminin sonucunun rasyonel olması gerekiyormuş. Bakalım. Kök 1, 1. Kök 2, kök 2. Kök 3, kök 3. Kök 4'ün yerine 2 yazdım. Kök 5, kök 5. Kök 6, kök 6. Kök 7, kök 7. Kök 8'in yerine 2 kök 2 yazdım. Kök 9'un yerine 3 yazdım. Kök 10'u aynen bıraktım. Şimdi burada sarıyla altını çizdiğim bütün sayıların çarpımı öyle bir sayı ki x ile çarptığımızda x'in yerine yazdığım sayıyla işlemin sonucu rasyonel oluyor diyor. Bakın dikkat edin. Kök 2 ile kök 3'ün çarpımı tekrar kök 6 ile çarpılırsa burası kök 6 bu da kök 6 olduğuna göre rasyonel olacaktır. Üstlerini çizdim. Onlardan kurtulduk. Başka? Burada kök 5 var. Burada kök 2 var. İki kök 2 kök 2'nin kök 2'si var. Onlar kök 10 yapar. Elimde bir kök 10 daha var bakın. Onlar çarpıldığı zaman onlar da Rasyonel olacaktır. 10 olacaktır. Kökten kurtulabildik. Bunda zaten kök yok. Burada kök yok. Burada kök yok. Kurtulamadığım bir tek köklü ifade var. Kök 7. Bu kök 7'den kurtulabilmem için x'in içerisinde kök 7 bulunduran bir sayı olması zorunluluğu var. arkadaşlar o, o cepte. Kaç kök 7 bilmiyorum ama içinde kesin kök 7 var. Devam kök 2 artı 2 kök 2 artı 3 kök 2 artı nokta nokta 10 kök 2 işleminin sonucunun rasyonel olması için bulduğumuz sonucu ne ile çarpmamız gerekiyor diyor. E bu toplama işleminin sonucu bilmem kaç kök 2 ne olduğunun bir önemi yok arkadaşlar. Sonuçta bir şey kök 2 çıkacak. Yukarıda formül varmış ama kullanmana gerek yok. İçinde kök 2 olan bir toplama işleminin sonucunu rasyonel hale getirmek için yine içinde kök 2 bulunduran bir sayıyla çarpmam lazım. Y'de de bilmem kaç kök 2 olacak kesinlikle. Kaç kök 2 olduğunu bilmiyoruz ama içinde kök 2 olan bir sayı olacak. 3 numaralı eşitlikte ise bu dikdörtgenin alanının rasyonel sayı olmasını istiyoruz. Hemen rasyonel sayı olabilmesi için öncelikle şu andaki duruma bir bakalım. Yani kısa kenarla uzun kenarı bir çarpalım. 2 kök 3 ile 5 kök 6'yı çarparsak dağılma özelliği kullanarak 10 kök 18 olur. 2 kök 3 ile 4 kök 3'ü çarparsak 8 kök 9 olur. 2 kök 3 ile z'yi çarparsak 2 kök 3 çarpı z olur. Biz bu işlemin sonucunun rasyonel olmasını istiyoruz. Bakın dikkat edin. Şu zaten rasyonel. Şu. 8 kök 9. Kök 9 3 olduğu için orası 24 demektir. Bununla bizim bir işimiz yok. O gitti. Bu 10 kök 18. Burası da 2 kök 3 çarpı z. İşleminin sonucunun rasyonel olması lazım. Ve biz şu. Bakın işaretlediğim şu sayıyla. Şu sayıyı toplayacağız. E bu 10 kök 18 ise kök 18'den hiçbir şekilde kurtulamadığım için öbür dikdörtgen içerisinde yazan sayının da eksi 10 kök 18 olması lazım ki 10 kök 18 eksi 10 kök 18 e toplandığı zaman birbirlerini yok etsinler. Geriye sadece ortadaki 24 sayısı kalsın. O zaman burasının eksi 10 kök 18 olabilmesi için 2'yi 5 ile çarpmam lazım ama eksi 5 ile çarpmam lazım ki eksi 10 olsun. Kök de kök altı ile çarpmam lazım ki kök 18 olsun. Yani z'nin yerine yazmam gereken zorunlu olduğum bir sayı var. Ne o? Eksi 5 kök 6. Şıklara baktığımız zaman 5 şıkkında 5 kök 7 bize uygundur çünkü içinde kök 7 olsun demiştik. 6 kök 2 bizim için uygundur kök 2 ile herhangi bir sayı olsun demiştik. Ve üçüncüsünde eksi 5 kök 6 olmasını istiyorduk. O da doğru. Demek ki cevabımız Bursa. Beşinci soruya geldik arkadaşlar. Beşinci soruda A kümesinden bahsediyor. A kümesindeki sayılar 1 ile 5 arasındadır. Yani A kökün içerisinde bir sayı. Bakın dikkat edin kök A şeklinde bahsettiğim bir sayı. A'nın doğal sayı olduğunu söylüyoruz. Biz A'yı bulmaya çalışacağız. Peki kökün içindeki sayı hangi aralıktaki değerler alabilir? 1 ile 5 arasındadır bilgisi bizim için yeterli değil. Kök 1 ile kök 25 arasındadır. Yani kökün içerisinde yazdığım sayılar 1 ile 25'in arasındaki sayılar olacak. Ama 1 ile 5 dahil olmadığı için 1 ve 25'i de alamıyoruz. Yani 2'den başlayıp 24'e kadar kaç tane sayı varsa hepsi A değerini alabilir. Ya da arasındadır mantığıyla düşünürseniz 25 ile 1 arasında kaç tane sayı vardır dersek 25'ten 1 çıkartıyoruz. Bulduğumuz sonuçtan her zaman bir daha çıkartıyoruz arkadaşlar. Kaç elemanlı olduğunu bulmak istiyorsak iki sayının arasında. Tamam. 23 elemanlı bir kümedir. A kümesinden bahsedersek. Peki bir de B kümesi için aynı şeyi yapalım. 7 ile 10 arasındadır diyor. Yani kök 49 ile kök 100 arasındadır bu B sayısı. Yine aynı şeyi yaptım. 100'den 49'u çıkarttım. Bir daha çıkarttım. 50 elemanlı bir küme olduğunu bulduk. B kümesinde içinde 50 tane elemanı var. A kümesinin eleman sayısı ile B kümesinin eleman sayısının toplamı diyor. Biri 23 elemanlı, biri 50 elemanlı 73 elemanlıdır. Diyor ki A ve B kümelerinde bulunan tam kare sayıların adetlerinin toplamından kaç fazladır? Önce toplamı bulalım bakalım. A kümesinde kaç tane tam kare sayı var? Yani 1 ile 25 arasında kaç tane tam kare sayı vardır? 1 ile 25 arasında 4, 9 ve 16 var. Yani 3 tane tam kare sayı vardır. 49 ile 100 arasında ise 64 ve 81 var B kümesinde. Yani 2 tane tam kare sayı var. Onların toplamı da 3 ile 2'nin toplamından 5. İlk bulduğun sonuç, ikinci bulduğun sonuçtan kaç fazladır diyor. 73'ten 5'i çıkarttık. 68 fazladır. A şıkkı cevabımız. Altıncı sorumuzda yukarıdaki düzenekte 13, 14, 15, 16 ve 17 tam sayılarını gösteren bir levha vardır diyor. Görüyorsunuz. 14 ile 15'in tam ortasında 5 puan. 15 ile 16'ın tam ortasında 10 puan. 16 ile 17'nin tam ortasında 15 puanlık hediye paketleri vardır. 14, 15, 16 ve 17. kısımlarda sırasıyla 3, 7, 13 ve 17 puan vardır diyor. Ben de ok çıkartarak gösterdim. 14. sırada 3 puan, 15. 7 puan, 16'da 13 puan, 17'de 17 puan vardır diyor. A topu tam olarak 13 numaralı hizada durmaktadır ve düzenek yukarı doğru hareket ettirilerek puan toplanacaktır. Kök 10 birim yüksekliğe çıkarken, Bakın bu da bir tahmin sorusu köklü sayılarda. Kök 10 dediğimiz sayı kök 9'dan yani 3'ten biraz daha büyük bir sayı olduğu için yaklaşık 3,1 birim yüksekliğe çıkartacağız. Ne kadar puan toplar diyor? 3,1 birim yukarı çıkartmak. 1 2 3 birim yukarı çıktı. Biraz daha yukarı çıktı. Tamam? O zaman demek ki şu ortadaki puanları alıyor kesin. 5 ve 10 puanlık hediye paketleri 15'i topluyor. Ve altını çizdiğim şu 3, 7 ve 13'ü de topluyor. Çünkü o kadar aşamaya gelmişti. Hepsinin toplamı 38 puan topladı bir kere. Peki kök 15 birim yüksekliğe çıkarken diyor. Kök 15 dediğimiz ifade kök 16'dan biraz daha az olduğu için 3,9 diyebiliriz. Yani 4 birim yüksekliğe çıkmıyor yine. 1, 2, 3, 4 birim yüksekliğe çıkmıyor. Yani şu 17 puanı alamayacak ama onun haricindeki yine bütün puanları bu sefer alabilecek. Yani demin aldığı puanın üzerine 15 puan daha alacak. Aradaki bu puanı da alabiliyor. O zaman hepsini topladığımız zaman 53 puan alacak ikinci seferde. Bulduğun sonuçların toplamı kaçtır diyor. 53 ve 38'i toplarsak 91 puan olacak. Yedinci sorumuzda alanı 200 santimetre kare olan bir karenin bir kenar uzunluğunu en yakın doğal sayıya yuvarla diyor. Alanı 200 ise bir kenar uzunluğu kök 200'dür. O da en yakın 14'tür. Çünkü 14 kök 196 demektir. Kök 200'e çok yakın bir sayıdır. Yani bizim A 14'tür demiş. Dikdörtgenin alanının kök B sayısının en yakın doğal sayıya yuvarlandıktan sonraki alanı 28 cm karedir. Yani dikdörtgenimizin alanı 28 cm kare oluyor. Ne zaman? Bu 14 ise demek ki burasının 2 olması gerekiyor. Kök B dediğimiz sayı 2'dir. Ama ne yap diyor? Kök B dediğim sayıyı önce en yakın sayıya yuvarla. Yani 2'ye yuvarla. Ondan sonra çarp 28 çıksın diyor. Acaba bu kök B dediğimiz sayı hangisi olabilir diyor. Hangi alternatifler olabilir? Onları bul topla diyor. Şimdi kök 4 dediğimiz sayının kendisi 2'dir zaten. Yani... Kökün içerisinde burada b'nin yerine yazabildiğim sayı 4 olabilir. 4 olsa yuvarlama ihtiyacı yapmamız olmayacak zaten. Kök 4 2'dir. 14 ile çarptığımda zaten direkt 28 yapar dikdörtgenimizin anı. Yani kökün içerisinde 4 yazabiliyorum kesinlikle. O zaman 4'ün komşularını da yazabilirim ama komşuları nereye kadar alabilirim onlara bakmak zorundayım şimdi. Hangi komşuları var kök 4'ün yanında? Bir kök 1 var. Bir de kök 9 var. Yani kökün içerisine arkadaşlar 4 yazabiliyorsam 4'ün komşularını da yazabilirim fakat 1'e yaklaşmaması lazım. Çünkü 1'e yaklaştığı zaman yuvarlandığı zaman 1'e yuvarlanacaktır sayımız. Ya da kökün içerisinde yazdığım sayı kök 9'a içerisindeki sayı 9'a yakın bir sayı olmamalı o zaman 3'e yuvarlanırdı. Mesela kök 4 ise 3'ü alabilirim. Kökün içerisine 3 alsam kök 3 dediğim sayı gerçekten kök 4'e yakındır yani 2 olur kök 2'yi alamam çünkü sayım kök 2 olursa o kök 1'e yakın olurdu. 1'e yuvarlanırdı. Olmadı. Kök 5'i alabilirim yine kök 4'e yakın. Kök 6'yı alabilirim yine kök 4'e yakın 2'ye yuvarlanır. Fakat kök 7'yi alamam. Bakın kök 7 sayısını düşün. Kök 7 dediğimiz sayı kök 9'la 7 ile 9 arasında 2 fark vardır. 7 ile 4 arasında ise 3 fark vardır. Yani kök 9'a daha yakındır. Kök 7 dediğim sayıyı yuvarladığında 3'e yuvarlanırdı. Yine 7'yi alamadım. Alabildiğim sayılar bunlar: 3, 4, 5 ve 6. Bunları topla diyor. Topladığımız zaman 18 çıkar cevabımız. 8. soruda A ve B kaplarında bulunan şekerli su karışımlarındaki şeker yüzdeleri verilmiştir. Bu kaplardaki suları karıştırdığımız zaman yeni oluşan karışımdaki şeker yüzdesi nedir? Şekerin oranı nedir diye soruyor bize arkadaşlar. Öncelikle başlangıçta karıştırma işlemi yapmadan önce ne kadar şeker var onu bir bulalım. İlk kapta 40 kök 2 litre karışım var. Yüzde %10'u şeker. %10 demek hiç kafadan yapabileceğimiz bir şeydi arkadaşlar. Onda bir demekti. Yani ona böl. 40 kök 2'yi ona bölersen 4 kök 2 litre şeker var birinci kapta. Gelelim ikinci kapa. İkinci kapta 80 kök 2 litre karışım var. %40'ı şeker. %40 ile çarpıyorum. Çarpı %40. Alttan 2 sıfır, üstten 2 sıfır gitti. 8 kök 2'yi 4 ile çarptım. 32 kök 2 litre de şeker var ikinci kapta. Yani bu iki kap karışırsa 32 kök 2 litrelik şekerle 4 kök 2 litrelik şeker karışacak. Toplam 36 kök 2 litre şeker olacak. Karışıktaki şeker miktarı. Paya yazılır. Ne kadar şeker var diye sorduğu için. Karışımdaki şeker oranı dediği için paydaya karışımın toplam miktarını alırız. 40 kök 2 litre ile 80 kök 2 litreyi toplarsak toplam karışım 120 kök 2'dir. Yani bizim karışımdaki şeker oranımız nedir diye sorarsa sana 120 kök 2'de 36 kök 2 diyebiliriz. Bu işlemi sadeleştirdiğimiz zaman kök 2'ler birbirini götürür. 120 ve 36 ikisi de sadeleşip 12'ye bölünürse, bu 12'ye bölünür 3 yapar. Bu 12'ye bölünür 10 yapar. 10 da 3 yeni karışımdaki oranımız. Yani %30 artık şeker oranımız arkadaşlar. Yine ikinci ünitenin içerisinde grafik sorularına birazcık bakalım. Biraz grafik soruları çözelim. Ekrem Bey'in maaşı 4500 TL'dir diyor. Burada Ekrem Bey'in aylık maaşının harcandığı yerleri göstermektedir daire grafiği. Aylık maaşının harcandığı yerleri göstermektedir. Yani bizim biliyorsunuz daire grafiği sorularında bütün olan tamamı olan daire grafiğinde 360 dereceyle ifade edildiği için bu Ekrem Bey'in 360 derecelik daire grafiğinin tamamı 4500 liralık maaşını gösteriyorsa bize birikimi soruyor. Birikim 36 derece bakın grafiğimizde. 36 derece kaç TL'dir? Çapraz çarpıp yalnız kalana bölmek her zaman yapmadığımız bir şey. Çünkü 360'ın altında 36 yazdığına göre bir sıfırı gitmiş. 4500'ün bir sıfırını gidersek 450 TL birikim yapabiliyormuş bir ayda. Bize sorduğu 2 yılda ne kadar birikim yapar? 450 ile 24'ü çarparsak 10.800 lira birikim yapar. İkinci soruda Ekrem Bey'in maaşı 5000 TL iken eğitime harcadığı para, aylık maaşı 3500 lira iken eğitime harcadığı para arasındaki fark kaç TL'dir? Şimdi bunlar da arkadaşlar iki tane ayrı oran olasılık şey oran kurup 5000 lira için eğitime harcadığı para, 3500 için eğitime harcadığı parayı bulup birbirinden çıkarma yapmak zorunda değilsiniz. Doğru çıkar. Fakat zorunda değilsiniz. Onu söylemek istiyorum. Nedir? Sonuçta sana fark lazım. O zaman sen önce farkı da bulabilirsin. 5000 lirayken, 3500 lirayken yani maaşı arasındaki fark ne kadar olmuş? 1500 TL. O zaman biz bu daire grafiğimizi 1500 TL'ymiş gibi değerlendirip eğitimi harcadığı parayı bulabiliriz. Böylece tek bir orantıda cevaba ulaşacağız. Yani şu bizim daire grafiğimiz 360 derece. 1500 liralık bir daire grafiğindeki 1500 liralık bir yer kapladığını düşün. Neden? Çünkü aradaki farktan bahsediyoruz. 1500 TL fark var. 360 derece bu aradaki 1500 liralık farkın tamamını gösteriyor olsa eğitime harcadığı para olan 54 derecelik dilim kaç TL'dir dediğimiz anda bu orantıyı çözdüğün an direkt cevap buluyorsun. Ne yapıyoruz? Arada bir ilişki göremedik. 360 ile 1500 arasında yok. 360 ile 54 arasında göremedin yok. Hemen çaprazları çarpıyorsun. 54 ile 1500'ü yalnız kalan x'in çaprazındaki 360'a bölüyorsun. Gerekli sadeleştirme işlemlerini yaptığın zaman 225 TL çıkacaktır cevabımız arkadaşlar. Bir daha söyleyeyim. Orantı iki farklı ifade için ayrı ayrı yaparsanız aynı şey çıkar. Yani 360 derece 5000 TL'yi gösteriyorsa 54 derece kaç TL dersin? İlk durumu bulursun. 360 derece 3500 TL'yi gösteriyorsa eğitimi harcadığı 54 derece kaç TL edersin? ikinci durumu bulursun. Bulduğun bu iki durumun arasındaki farkı en son bir çıkarma işlemiyle tekrar yaparsan yine 225 TL çıkacaktır. Fakat epey daha uzun sürecektir. O yüzden çıkarmayı önce yapmanızı tavsiye ederim. Üçüncü sorumuzda Ali Baba'nın çiftliğinde hayvanların türlere göre dağılımları verilmiştir. Sütun grafiğine aktar diyor. Bakın 720 tane hayvan var. Ne kadar kolay. Çünkü bizim daire grafiğimiz 360 derecedir. Yani derece başına 2 kat kadar hayvan olduğunu görmüş olduk. 360'ın 2 katı 720 olduğu için. O zaman biz her dilime 2 katı kadar hayvan yerleştirebiliriz. 120 derecelik dilime 240, 150 derecelik dilime 300, 90 derecelik dilime 180 tane hayvan olduğunu görebilirsek sütun grafiğinde araştırıyoruz. Bu bilgilere uyum sağlayan D şıkkı var. Atlar 240 tane, inekler 300 tane, koyunlar 180 tane tamamdır. İşaretliyoruz, geçiyoruz. Dördüncü soruda Cafer Bey 3600 lira maaş alan bir çalışandır. Tamam hemen daire grafiği var. Çok güzel. 360 derece mis gibi. Çünkü 360 derecelik bir daire dilimi 3600 TL ile gösteriliyorsa demek ki derece başına 10 katı kadar gelmiştir. Hepsinin yanına bir sıfır koyduğun an hepsi için yaptığı harcamaları bulabilirsin. Bize soruyu okuyalım. 72 derecelik dilim lazım. Çünkü eğitime harcadığı tutarlar arasındaki bir ilişki soruyor. Başlangıçta eğitime ne kadar harcıyor onu bir bulalım. 72 derece olduğuna göre yanına bir sıfır koy. 720 TL eğitim harcaması yapıyormuş her ay. Her yılda aldığı maaşına %20 zam yapılmaktadır. Zam yapıldıktan sonra yine 72 derecelik bir daire grafiğinde yer alıyor diyor bu eğitimin payı. Yani harcadığı para değişiyor ama daire grafiğine aldığı zaman her zamdan sonra harcadığı miktarlar değişmesine rağmen oranlar değişmiyor. Yine mutfağa 120 derecelik bir şey yani maaşın 3'te birini veriyor gibi eğitime de 72 derecelik yani 5'te birini veriyor. Harcadığı kazandığı para ne olursa olsun. Her yıl %20 zam yapılmaktadır. O zaman eğitime harcadığı para da %20'si kadar artmakta. Yani %20 dediğimiz ifade 5'te 1 olduğuna göre 720'yi 5'e böldüğüm zaman İlk yıl 144 lira eğitime daha fazla para harcamaya başladı. 720'ye 144 koy. 864 TL ikinci yılımızda yani birinci yıl zaten 720 lira ödüyordu eğitim için. Bir zam aldı 864 TL eğitim harcamasına ulaştık. Öbür sene yani üçüncü yıla geldiğimizde 864 lira artık değil. Yine %20 zam aldı. %20 zam aldığı için. %20'si kadar eğitimi harcadığı para miktarı yine arttı. 864 harcıyordu eğitime, 5'e böl, 172,8 daha harcamaya başladı eğitim için. 864 ile 172,8'i toplarsan 1036,8 TL harcamış bulunuyor eğitime 3. yılımızda. Şimdi çizgi grafiğinde bakıyoruz. 1. yılda 720 TL, 2. yılda 864 TL... 3. yılda 1036,8 TL eğitime harcadığı miktarlardan bahsettiği için cevabımız C şıkkı oluyor. 5. sorumuzda A ve B firmalarının 4 ay boyunca kiraladıkları ağaç sayıları, çizgi, araç sayıları çizgi grafiğinde verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sormuştu. Şıkları incelersek C şıkkına bakın. Toplamda 4 ay boyunca A ve B firmalarının kiraladıkları araç sayıları eşittir diyor. Halbuki A firması mavi çizgiyi takip edersek 5, 15, 5 ve 25'i toplarsak 50 tane araç kiralamış oluyor. B firması pembe çizgiyi takip et 25, 20, 25 ve 5'i toplarsak 75 tane araç kiralamış oluyor. Eşit değil tabii ki. Altıncı sorumuzda Ayşe ile Hazel'in günlük çalışma süreleri verilmiştir. Her gün kaç saat çalıştığı Ayşe ve Hazel'in bir tablo şeklinde bize gösterilmiş ve bize demiş ki Ayşe ile Hazel'in çalışma süreleri çizgi grafiğinde çiziliyor. Bakın dilerseniz onu bir kere daha yapalım arkadaşlar. Şöyle şurayı beraber yapalım. Bir kere daha. Bizim başlangıçta soruyu rahat görebilmeniz için çizdim buna. Hazelin çizgi grafiğinde çalışma süreleri gün gün çizilirse elde edilen görüntüde çizgiler kaç farklı noktada kesişirler. Bize diyor ki Ayşe'nin çalışma süresini ben grafikte yerleştirdim. Birinci gün 2, iki, ikinci gün 3, üç, üçüncü gün 4 saat, dördüncü gün 6 saat, beşinci gün 8 saat yerleştirdim grafiğe. Sen de Hazeli yerleştir bakalım diyor. Hazel birinci gün 4 saat şöyle. İkinci gün Hazel 2 saat şurada. Üçüncü gün 3 üç saat. Dördüncü gün 7 saat şurada yaklaşık olarak. Ve beşinci gün 2 saat şurada. Eğer biz aynı şeyi Hazel için yaparsak çizgileri çizgi grafiğine dökersek. Bir defa kesişti bakın çizgiler. İkinci defa kesişti çizgiler. Ve üçüncü defa kesişti çizgiler. Üç. Defa grafikteki çizgiler birbirlerini kesecekler. Bize diyor ki kaç farklı noktada kesişirler çizgiler? 3 farklı noktada kesişirler diyebiliriz arkadaşlar.